değerli rektörüm, rektör yardımcılarım, sevgili müdürlerim, değerli misafirler ve sevgili büyüklerim ve değerli siz kıymetli öğrencilerimiz. Sözü sahibine bırakmak gerekiyor bir an evvel. O yüzden kısaca bu konferansların sebebi hikmetini söyledikten sonra hemen ivedilikle sözü sahibine bırakacağım. Şimdi 1980 öncesinde Aşık Veysel vefat ettiğinde dediler ki sözlü kültürün, aşık edebiyatının son temsilcisi bu dünyadan göçtü. Biz halk edebiyatı eğer Yunus Emre bir halk ozanıysa onun izlerinin ta Aşık Veysel'lere kadar geldiğini müşahede edebiliriz, görebiliriz. Bu bakımdan aslında bizler biraz şanslı kuşaktık. Tam böyle bitme evresinde denk geldik. Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüldür, gönüller yapmaya geldim diye katıksız ve koşulsuz sevgiyle donatılmış bir kuşak olarak biz dünyaya geldik. Belki son temsilcileriydik. Şimdi Aşık Veysel'den girdim. Aşık Veysel biliyorsunuz uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum halim nece, gidiyorum gündüz gece, diyor. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüğüm ilk anda, iki kapalı bir handa yürüyorum gündüz gece. Düşününce derince, yani uzun zannedilir. Halbuki bir dakikalık bir yürüyüştür o, diyor Aşık Veysel. Peki, aslında bizim filozoflarımız yok diyen insanlar, Aşık Veysel'in devasa bir filozof olduğunu, hayatın gayesi ve amacının ne olduğunu pek berrak bir şekilde anlatmış ama öyle cahçaklı sözlerle değil. Aşık Veysel ne diyor? Güzelliğin on para etmez, bu bendeki sevda olmasa. Değil mi? Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki yer olmasa, köşk olmasa diyor. Sonra işte sendendir feryadımın adı, kalmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa diyor. Yani aslında burada yaşamanın amacı heves değil, gayeler olduğu açık seçik gösteriliyor. Dolayısıyla ben 3 sene önce ya da 4 sene önce doktora yapmaya başladığımda yaklaşık dünyayı 3 kez dolaşacak şekilde yol gittim. O eski büyükleri bulmak üzere onların siyasi deneyimlerini böyle kaydaltı almak üzere. Bazen bir öğretmenlik maaşım vardı, yetmiyordu. Yüzüme boya çalıyordum, palyaçoluk yapıyordum ama doktorumu bitirdim. Ne kazandınız diyeceksiniz. Aslında ben böyle o mahalle kültüründe büyümüş, sonra da postmodern çağın o soğuk bireyselci rüzgara çarpmış, şok olmuş bir neslin evladı olarak aslında o eskileri gördükçe vefanın ne olduğunu hatırladım. Adam olmanın ne olduğunu hatırladım. Doktora bir yana benim en büyük kazancım bu idi. Şimdi bunların semerlerini yavaş yavaş topluyoruz. Yani aynı zamanda hayatın, evet bir kez daha söylerim, bir heves değil, amaçlar olduğunu, gayeler olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Tevazunun alçak gönlünü koskoca meclis başkanlığı yapmış, bakanlık yapmış insanların aslında ne kadar alçak gönüllü insanlar olduklarını gördüm ve onların da aslında benden daha derinde Aşık Veysel'i teneffüs ettiklerini ciğerlerin son noktana kadar hissettiklerini bizzat müşahede ettim. Hani Aşık Veysel diyor ya, karnını yazdım, yardım kazma ile belinen, yüzünü yırttım tırnağla elinen, yine karşıladı beni gülünen, benim sadık yarım kara topraktır diyor. Toprakla oynayan neslin son çocukları olarak toprak gibi olmayı onlardan öğrendim. Bu yüzden işte köksal toptanlarla, cemil çiçeklerle ve değerli büyüğüm Yüksel Yolova'yla ve burada da eski baro başkanımız çok sevdiğim abimle ve daha niceleriyle bu şekilde tanışma fırsatım oldu. Benim davetimi icabet ettiği için en kalbi teşekkürlerimi ve bize destek olan sayın rektörüme ve rektör yardımcılarıma, dekan hocama, dekan yardımcılarıma şükranlarımı borç buluyorum.
Eğer bir kez daha yani beni kırmadığınız için size teşekkür ediyorum. Ve şu anda sözü Saim'e bırakıyorum.